Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. KPSS orta öğretim, güncel bilgiler için son videomuzu çekmiş oluyoruz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve bu son denemeniz olur diye umut ediyorum. Bundan sonraki süreçte artık güzel puanlarla beraber en iyi memurluklara atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Günü geldiğinde kaç net kaç puan getirir veya da bunun dışında bizler bu puanla nereye başvurabiliriz hangi memur olunurla ilgili önemli kısımların hepsine değinmiş olacağız lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız tüm çalışmalardan tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyin İnşallah yarınki sınavınızda en güzel puanları elde etmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım o halde soru cevap kısmına geçmiş olalım. Hem tekrar etmiş olacağız hem de yeni sorular eklemiş oldum. O yeni soruları da şöyle bir değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. İlk sorumuzda 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Monarosa Rosa ve Diriliş Nesli'nin adlı eseriyle tanınan ünlü Türk edebiyatçısı kimdir? Sezai Karakoç. Soru 2. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi hangisidir? Cevabımız Frankfurt. Soru 3. Dünyanın en büyük heykeli olan birlik heykeli ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Hindistan. Soru 4. Dünyanın en büyük adası hangisidir? Giran adası. Hemen diğer bir soru geçelim. Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez ortaya koyan düşünür kimdir? Montesquieu. Soru 6. Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan yer neresidir? 1. TBB binası. Soru 7. Mustafa Kemal Paşa'yı 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da karşılayan tek kişi kimdir? Sakine Baturay. Soru 8. Bir saatte en fazla fidanı dikme dünya rekoruna sahip kent hangisidir? Soru. Soru 9. Nobel kimya ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir? Aziz Sancar. Diğer bir sorumuzda Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı şehirlerin hangisinde yer almaktadır? Cevap Ankara. Soru 11. Kalkınma ortağı ülkelerde yoksulluğun giderilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla 1992'de kurulan Türkiye'nin Uluslararası Yardım Ajansı hangisidir? TİKA. Soru 12. Üzerinde en fazla göl bulunan ülke hangisidir? Kanada. Soru 13. Paris'teki Laura Müzesi'nde sergilenen 16. yüzyıl yağlı boya tekniği yapılan Mona Lisa tablosu ressamlardan hangisine aittir? Leonardo da Vinci. Hemen bir soruya geçelim başka soruya. Türkçe dil ailelerinden hangisinde yer almaktadır? Ural Altay. Soru 15. Şanlıurfa'da bulunan UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yerini alan günümüze ulaşmış dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen yer neresidir? Göbegi Soru 16. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden terime ne denir? Deflasyon. Soru 17. Türkiye'nin yer aldığı G20 platformu hangi yıl oluşturulmuştur? 1999 Soru 18 Ülkelerden hangisi ayda ilk defa pamuk tohumu frizendirilmiştir? Çin Diğer bir sorumuzda 2022 yılının balıkçılık ve su ürünleri yılı olarak verilen kuruluş hangisidir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Soru 20 İstiklal Marşı'nın ilk kez anayasalarına hangisinde yer almıştır? 1982 Soru 21 Dünya tarihinde bilinen en eski oyunun adı Go. Soru 22. Akademi ödüllerinin tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engeli olarak tarihe geçen oyuncu kimdir? Troy Kotsur. Soru 23. Bütün şiirlerini Safahat adlı eserinde toplayan şair kimdir? Mehmet Akif Ersoy. Soru 24. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu kimdir? Jale İnan. 25. In soruya geçelim. Bildim, buldum, oldum diyen ünlü mutasavvuf ve şair kimdir? Hacı Bayram Veli. Soru 26. Türk motiflerini taşıyan yapımı 7 yıl süren Türk evi binası şehirlerin hangisinde açılmıştır? New York. Soru 27. Laodikya antik kenti hangi ilde bulunmaktadır? Denizli. Soru 28. Karatepe yazıtları hangi ilde yer almaktadır? Osmaniye. Soru 29. Mukaddime ve Kitabul İber gibi eserleriyle tanınan modern tarih yazımının, sosyolojinin ve iktisatın öncelerinden kabul edilen düşünür kimdir? İbni Haldun Son soru Son milli park olan Avant Gölü Milli Parkı aşağıdakilerden hangisindedir bulunur? Bolu kenti olmuş olacaktır arkadaşlar. İnşallah bu sorulardan birkaç tanesi çıkar karşımıza ve en iyi şekilde yapmış oluruz diye umut ediyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak tüm memur atamasından kaç net kaç puan getirir ve yarınki sınavınızdaki incelemelerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. İnşallah hakkınız zahilis olur ve yarınki sınavınızda en güzel puanları cevlerinize almış olursunuz diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın.